Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gromov'a göre Rusya, yeni nesil savaş jetlerinin muharebeler sırasında kayıplarının önemli seviyelere gelmesinden sonra, envanterden çıkarılmış uçakları tekrardan kullanıma aldı. Modernizasyon geçirmemiş ve envanterden çıkarılmış olan Su-24M uçaklarının, tekrardan kullanıma alınan uçaklardan biri olduğunu belirtti. Ayrıca Gromov, Rus Su-35S savaş uçaklarının üretim kalitesinde çok ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi. Gromov'un iddiasına göre Çin tarafından 2015 yılında sipariş edilen 24 adet Su-35S savaş uçağının, sadece 9 adeti Sukhoi fabrikasından kullanılabilir düzeyde olarak çıktı. Geri kalan 16 adet uçak ise aviyonik sistemler başta olmak üzere uçaktaki dahili sistemler üzerindeki kusurlar sebebiyle operasyonel kullanıma hazır değildi. Gromov'un iddiaları, Su-35'ler için geçen yıl içinde en az 3 müşterinin teslimatları reddetmesi veya iptal etmesiyle ilgili diğer rahatsız edici gelişmelere dayanıyor. Ukrayna'nın, Çin ile önemli savunma sanayi işbirlikleri bulunuyor. Çin donanmasına ait uçak gemileri ve J-15 savaş uçaklarında, Ukrayna menşei parçalar sıklıkla kullanılıyor. Çin için Ukrayna'nın bu kadar önem arz etmesi sebebiyle Çin'in, elindeki Su-35'lerin performans bilgilerini Ukrayna'ya vermiş olması ihtimali üzerinde duruluyor. Ukraynalı resmi kaynaklara göre savaşın başından beri 24 adet Su-35 savaş uçağı Ukrayna ordusu tarafından düşürüldü. Ancak Oryx tarafından tutulan kayıtlara göre şimdiye kadar sadece bir adet Su-35S savaş uçağının düşürüldüğü görüntülü olarak kanıtlandı. Su-35S savaş uçaklarının radar ve elektronik harp sistemlerinin çok sofistike olduğu, Ruslar tarafından sürekli dile getiriliyordu. Ancak 2021 yılında Mısır Hava Kuvvetleri'nin bir testi sırasında elde edilen veriler ise tam tersini söylüyor. İddiaya göre Mısır tarafından Su-35S uçakları, teslimatlar öncesinde Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait Rafale savaş uçaklarına karşı test edildi. Yapılan test süresince Rafale F-3R savaş uçaklarının Spectra elektronik harp sistemi, Su-35S savaş uçaklarının IRBISEPSA radarını tamamen kullanılamaz hale gelecek şekilde karıştırdı. Rafale tarafından yapılan karıştırmaya karşılık olarak Su-35S'in öz savunma elektronik harp sistemi olan L-175 mehibini, Rafale'nin RBE-2ASA radarına karşı karıştırma yapmaya başladı. Ancak Hibini'nin, RBE-2 radarı üzerinde neredeyse hiçbir etki bırakmadığı ve Rafale'nin Su-35S'yi simül edilen bir atışla vurduğu iddia ediliyor. Mısır'ın Su-35S uçaklarını teslim almama sebeplerinden birinin de bu olay olduğu üzerine duruluyor.